10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı. A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. İslam ahlakının konusu ve amacı nedir? Açıklayınız. Cevap, İslam ahlakı, Allah'a cece ve Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu elçilerine itaat etmeyi temel alan bir ahlak anlayışını esas almaktadır. İslam ahlakının amacı, Allah'ın cece tüm yaratmış olduğu canlılara karşı merhametli olmak, herhangi bir menfaat gözetmeksizin fedakarlıkta bulunmak, karşılıksız sevgi ve saygı, İnsani ilişkilerde iyi niyetli, dürüst, güvenilir olmak, adil olmak ve kötü davranışlardan uzak durmaktır. 2. İslam ahlakının kaynakları nelerdir? Sıralayınız. Cevap, insanın manevi yönünü ifade eden ahlak kelimesi, yaratılış, yaratılmış karakter ve tabiat anlamlarına gelen hulk kelimesinin çoğuludur. İslam ahlakının ana kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin sünnetidir. İslam ahlakı, Allah'a cece ve gönderdiği peygambere itaat etmeye dayalı bir ahlak anlayışını esas almaktadır. Üçüncü, ahlak ile terbiye arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz. Cevap, ahlak ile terbiye doğrudan ilişkili iki kavramdır. Allah, cece iyi ve kötü huyları insanın doğasına yerleştirmiş, onları terbiye etme işini de insana bırakmıştır. Bu durum kişinin istediğinde ve iyi bir eğitim aldığında ahlakı güzelleştireceği, aksine kötü bir terbiyeyle de kendini felakete sürükleyeceği anlamına gelmektedir. Dördüncü, İslam dininde yerilen davranışların bireysel ve toplumsal zararlarının ortak noktaları nelerdir? Belirtiniz. Cevap, toplumu ayrıştırır, toplum içinde sorunların olmasına neden olur, huzur ortamının kaybolmasına neden olur. 5. Hücurat Suresinin 11-12 ayetlerinde bize hangi mesajlar verilmektedir? Belirtiniz. Cevap, Diyanet işleri, ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız. İslam ahlakı, suizan, ahlak, iftira, gıybet, israf, yalan, tecessüs. Cevap. Birinci, insanın yaratılıştan gelen özellikleriyle onun iyiliğini ve mutluluğunu amaçlayan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışların bütününe ahlak denir. İkinci, Yüce Allah, C.C. tarafından Hazreti Muhammed'e siyavı bildirilen, onun hayatında şekillenerek görünür hale gelen, İslam dininin insanlığa sunmuş olduğu hayat tarzı ve bu hayat tarzının arkasında bulunan düşünce dünyasına İslam ahlakı denir. Üçüncü, bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaya tecessüs denir. Dördüncü, bir kimseye asılsız ve amaçlı olarak haksız bir şekilde suç, nitelik veya davranış isnat ederek onun onur ve kişiliğiyle oynamaya suizan denir. Beşinci, herhangi bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmaksızın olumsuz, kötü tahmin ve görüşlerde bulunmaya iftira denir. 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. Nev Yayınları sayfa 123 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.